Orada ben çünkü en çok orada zorlandığımızı gördüm. Ama bildiğiniz gibi Galatasaray pass kalmıyor şu anda kullandığımız. Yani close Galatasaray'dan çıkmak için tek tutuyor musun? Evet, dirsekle basacağız şu an dizi üzerlerine sonra. Göster. Pek bir şey yok da mesela şu bacağı açarsın yani bir şekilde. Diğerine rakibi üzerimiz üzerimize oturuyoruz. Açmak istediğimiz tarafa bacağı çekip bunu bastık. Açtıktan sonra dizi çıkartıyorsun. Tamam. Parmak alıyorum. Tamam. Şimdi şöyle değişik bir şey yapalım. Bu işin en önemli, yani guard press'in en önemli kısmı aslında insanların en az çalıştığı kısmı. O da nasıl duracağımız. Kimse guard'da postür çalışmak istemiyor yani. Garip niye bilmiyorum ama en önemli kısmı o. Çünkü eğer guard'da postürün yoksa, postür vücudumun duruş şekli, kalçam, dizleri, kafam, omurganın şekli falan. Çünkü orada bir guard pass yok. Neden? Çünkü ben onun oyununun içindeyim. Şu anda o bana ataklar yapabilir, sweepler yapabilir. Bunları yapabilmesi için de benim guard'ımın içinde, onun guard'ındayken benim postürümü bozması lazım. Şimdi ilk önce birkaç şeye dikkat ediyoruz. Bir tanesi iki göğüs arasındaki mesafe. Şimdi bana yaklaşırsa iyi değil. Ben ona yaklaşırsam da her zaman çok iyi değil. İyi olduğu zamanlar var ama şu anda değil. Onun için elimi kapatıyorum. Yumruğumu göğsünün ortasına koyuyorum. Çok yukarı çıkmıyorum. Çok aşağıda inmiyorum. Tam ortadayım. Ama bastırmıyorum da yani. Çünkü mecbur değilsem bastırmam. Bana doğru gelmeye çalıştığı anda kolumu kilitliyorum. Bileğimize dikkat edin ama burada bazen bir slap yapabiliyorlar. İkinci problemim kalçası. Şimdi kalçasını kullanmadan atak yapamaz, sweep yapamaz. Yani kalçasını hareket ettirmesi lazım. Ya sağa sola ya yukarı aşağı. Bunları yapamıyorsa bana yapabileceği çok bir şey yok aslında. Onun için bir elimde de kalçayı kontrol ediyorum. Pantolonu tutuyorum, elimi çok fazla buralara getirmekten hoşlanmıyorum ben. Bunu yapan teknikler var ama tehlikesi çok fazla. Triangle'ı da arkanıza alma şansları çok fazla. Onun için tavsiye etmiyorum. Pantolonu tutuyoruz. Bir dizimizi dirseğimizi içeri sokuyoruz. Dirseklerimiz bacakların dışında durmuyor. Bu ona atak imkanları verecektir. Sizin postürünüzü bozmak için fırsatlar verecektir. Onun için çünkü kontrolü yakalıyorum. Okay. Dizlerim çok kapalı değil. Çok açık da değil. Dengem bozuk değil ama ortada duruyorum. Arkaya yatmıyorum. Hafif öndeyim. Önemli olan burada kafam. Kafam aşağı bakmıyor, ona da bakmıyor. Kafam yukarı bakıyor. Gözlerim aşağı bakabilir ama kafam her zaman yukarı bakıyor. Yani suratımın face ettiği yer burası ya da burası. Burası değil. Burası olduğu zaman burada beni aşağı çekmesi çok kolay. Kafamı yukarı kaldırdığım zaman beni aşağı çekmesi çok zor. Sadece kafamın pozisyonu bile bütün vücudumun şeklini değiştiriyor. Nereye baktığınızla suratınızın nereye baktığı farklı şeydir. O önemli bir detay. İkinci çok önemli detay ve bu görünmez yüzü, yani bu normal bir şey. Kalçam hiçbir zaman yerde değil. Kalçamı yukarı doğru döndürüyorum. Şimdi kalçamı yukarı doğru döndürdüğüm zaman, kalça kemiğimi, şunu yaptığım zaman kalça kemiğimi, beni çekmesi çok zor. Bak, indiriyorum şimdi. Burada ağırlaşmanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Önce postür. Şimdi bekliyorum. Neler var elimde? Kol bak ha. Kolu yakaladım. Bazen o bana gelecek diyor. Üstü ben. Ha, o zaman yakaladım. İçeriden bir grip yapıyorum kendime. Baş parmağım dışarıda. Bu kolu alıp öteki kolun altına sokuyorum. Bu geçici bir önlem. Bunu altına soktum demek, bunu bırakabilirim demek değil. Bu sadece bir destekçi. Bununla bunu tutuyorum, bununla da destekliyorum. Aynı taraftaki bacağımı yukarı kalkacağım. Sol bacağımı yere basacağım. Ama bunu yaparken kalçamı kaldırmıyorum. Çünkü kalçamı kaldırarak bacağımı kaldırırsam beni çektiğinde dengem bozulacak, tekrar çekecek, aşağıda buradan başlayacağım. Onun için hareket tarzım gardının içindeyken her zaman kalça base'in düşük bir bacağım kalkıyor. Kalçam aşağıda. Sonra yukarı kalkarken ayağımla ileri adım atmıyorum. Bir bacağım yukarıdayken sağ parmak ucundan yukarı kalkıyor. Bu bacağı uzak. Yine de yakalayabilir ama daha çok çalışması lazım. Daha zor. O anda ayağımı direkt ileri atsam belki daha hızlı bir sweep yapabilir. Burada yapamaz. Sonra kolu çekmeye başlıyor. Bunu bırakabilirsiniz artık.
ve dümdüz duruyor. Burada durduğun zaman çok rahat. Hissedeceksen. Yani buradan çalışması daha kolay. Bugün kaçman daha zor. Yine uzuvlarımı eliyorum. Burada daha zor. Onun için. Şimdi yine pantolonu tutuyorum. Bazen elimi. Ben bir seni kullanmayı seviyorum. Aşağı doğru iteceğim ama orada bacağım var. Aşağı doğru itersen bacağım üstüne itiyorum. Sol ayağımı ortaya basarsam, sağ ayağımı arkaya çekersem bastığım yerde hiçbir şey yok. Hepsini, bütün detayları beklemiyorum sizden. Sadece bunu bir görün. Sonra yapabildiğiniz kadarını yapın. Her seferinde biraz daha ekleriz. Zamanla olacaktır yani. Şimdi bir. Olabilir. Yani önemli olan amacınız. Yani bu elimi koparıp kontrol ediyorum. Çek. Çek. Yanlış yapacağım şimdi. Çek. Deneyin. Ondan sonra birlikte derdim.